Herkese merhaba şimdi bu videomuzda YouTube'da ücretli reklam nasıl verilir onu göreceğiz ee, Öncelikle e, YouTube'da bir reklam verebilmeniz için biliyorsunuz YouTube Google'ın bir yan servisi Bu yüzden de e, siz Google'da SEO çalışması yaptığınız zaman YouTube içinde bu reklamları rahatlıkla yapabiliyorsunuz Öncelikle edinmeniz gereken şeylerden bir tanesi bir tane Gmail hesabı açacaksınız ben böyle deneme maçlı bir tane Gmail hesabı açtım daha sonrasında YouTube hesabıyla o Gmail hesabını birleştirdim. Daha sonrasında yapacağımız şey ise bu birleştirmelerden sonra Google AdWords giriyorsunuz. Bakın burada Google AdWords hesabı diyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Oturum açtı diyebilirsiniz. Veya eğer ki siz bununla alakalı bir kupon kazanmak isterseniz buraya e mail adresinizi giriyorsunuz, mail adresinizi girdikten sonra bugünlerde size bir 100 TL'lik bir kupon e veriyormuş, bunu da uygulayabilirsiniz. Bakın trafik yapacağımız yere ekliyoruz. Evet kupon talep ettik. Sonra hemen başlayın diyoruz. Hemen başladıktan sonra evet. Bir sayfa açılıyor. Bu sayfa açıldıktan sonra buradan yeni kampanya ekle diyoruz. Evet. Şimdi bu kampanyayı ekle dediğinizde size neyle ilgili olduğuna dair. Yani bu kampanyayı ne yapacaksınız? Siz buraya bir para eklediğiniz zaman bir reklam verdiğinizde ne yapacaksınız? Bunları gösteren şeyler var. Burada bütün web sitenize de verebilirsiniz. Eğer ki bir web siteniz yoktur ama internette aramak istiyorsunuz onun için de olabilir. bizim buradaki konumuz YouTube olduğu için ürün ve markayı dikkate alma. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada bir görüntülü reklama kısmı, bir de video kısmı var. Bizim seçeceğimiz taraf video kısmı. Çünkü YouTube'u kapsayan şey burası. Bakın zaten burada YouTube ve internet genelindeki kullanıcılar için diyor. Tıkla devam et. Şimdi buradan alt tür ediniyoruz. Diyor ki kararları e, etkileyin. E, atlanabilir yayın reklamlar veya video discovery reklamlarıyla ürün ve markanız hakkında düşünceleri etkileyin. E, bu etkileyin dediği kişi bizim ulaşmak istediğimiz kişilerden bahsediyor. Reklam dizisi atlanabilir veya atlanamayan yayıncı reklamlar, bumper reklamlar veya bu ikisinin karışımıyla bir reklam dizisi oluşturma. Alışveriş eğer ki bir ürün satıyorsanız bunu tıklayabilirsiniz ve buradan da kendi alışveriş sitenize yönlendirme yapabilirsiniz. Biz burada atlanabilir yayın reklam veya Discovery reklam kısmı olan kararları etkileyin kısmını yapıyoruz ve devam diyoruz. Şimdi size e, diyor ki bununla alakalı ne yapılacak, ne diyecek. Buradan tekrardan değiştirebiliyorsunuz bu arada seçimi. Buraya YouTube reklam. Burayı kimse görmeyecek. O yüzden istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İsterseniz bir 1 1 1, 1 1 1 1 yazabilirsiniz. Teklif verme stratejisi. Burada maksimum GBM yani diyor ki ee, görüntüleme başına maliyet kısmı. Bunu standart olarak böyle tutun. Çünkü diğer zamanlarda siz eğer ki görüntülenmeden kastettiği şey herhangi bir ekranda burada bunu görüyorsunuz. Ve bunu gördüğünüzde, buna tıklamadığınız sürece herhangi bir yere size para ödettirmiyor. O yüzden standart olarak bunun kalması iyidir. Şimdi burada seçim olarak bütçe ve tarihler kısmı var. Şimdi siz burada günlük bir bütçede verebilirsiniz, toplam bir kampanya bütçesi de verebilirsiniz. Biz buraya deneme amaçlı olarak 20 TL olarak yazıyoruz. Başlangıç tarihi olarak bugünden de başlatabilirsiniz. Şöyle yapalım. Pazartesi başlasın. Cuma günü bitsin. Bakın 5 günlük bir süre için bize günlük 4 TL'den 20 TL'yi kullandırtıyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz buradan. Buraya eğer siz 14 TL yazarsanız 2.80 20 TL yazalım biz. Evet. Burada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz daha sonrasında bunları tekrar nereden değiştirebileceğinizi göstereceğim size ee, Burada nerede aranması gerektiğini gösteriyorsunuz zaten biz en başta YouTube'da ve YouTube videoları Kısmında seçtiğimiz için bu standart olarak kalıyor Bunda ekstradan herhangi bir şey yapmanıza gerek yok yalnız Bakın burada Görüntülü reklam a video iş ortaklarını buradan Kaldırıyoruz Bu nedir Bu sizin Google içerisinde de bir arama yapıldığında mesela Acun Medya'ya girdiniz. Acun Medya'da da gösterilmesini sağlayan kısım. Böyle yaptığınız zaman eğer ki bütçeniz çok genişse o zaman sıkıntı değil. Bunu ekleyebilirsiniz. Ama bütçeniz dar ve sadece YouTube'a verecekseniz YouTube için de bir araştırma yapacaksınız. O zaman bunu yapmanız kafi. Diller. Burada tüm diller şeklinde yapmıyorsunuz. Tamamıyla Türkiye'de olduğumuz için Türkçe'yi seçiyoruz. Yerleştirdik. Çünkü bu neden önemli burası? Siz Türkçe bir metin yapıyorsanız bu İngiltere'de, Amerika'da Türkçe bilmeyen biri için kimse sizin videonuzu izlemez. Adam tıklar ve videonuzu izlemez. O yüzden de boşu boşuna para kaybedersiniz. O yüzden eğer ki İngilizce altyazınız yoksa veya İngilizce bir e, üzerine eee bir şey eklemediyseniz, yazılar eklemediyseniz Türkçe'de kalması en iyisi. Konum Türkiye. Bunu isterseniz İstanbul yapabilirsiniz, Ankara, İzmir. Nerede reklam vermek istiyorsunuz orayı. İsterseniz kendi apartmanınızın adresini bile girebilirsiniz ama aramayı daraltıyorsunuz. Aramayı daraltmak demek de ee, sizin aranılarınızı azaltması demek. O yüzden tüm Türkiye'de yapılsın. Sorun yok. Evet şimdi burada envanter türü kısmı var. Burada sizin içeriğinizi neylerden eksik tutsun. Şimdi buna tıkladım. Tıkladıktan sonra genişletilmiş envanter diye bir kısım var. Burada ağır küfürlü, cinsel içerikli, şiddet içerikli videolardan burayı arındır diyorsun. Veya orta düzey küfürler veya orta düzey müstehcen cinsel içerikli kısımlardan da ayrıştır diyebilirsin. Fakat önerilen standart envanter en iyisi. Çünkü sizin markanızın neye uygun olduğunu zaten Google anlıyor. Ve oraya akıllı bir sistemle yerleştiriyor. O yüzden de bunu yapmanıza gerek yok. Burada kalsın. Ben sadece göstermek için e, burayı koydum. Hariç tutulan türler ve etiketler. Buraya tıkladığınızda bakın. Hariç tutulacak türleri seçin diyor. Eğer ki siz başka videoların içerisinde yapmasını istemiyorsanız buradan bunu tıklayabilirsiniz. Oyun videosuna çıksın çıkmasın istiyorsanız yapabilirsiniz. Veya çocuk videosudur ebeveynler izlemesin diyebilirsiniz. Yetişkinler izlemeyin diyebilirsiniz. Bunu da herhangi bir şey etkilemeden bırakıyoruz. Ek ayarlar olarak buradan ekstradan neylerde ne zaman işte dönüşümler ne için yapacağınız ne zaman olsun kampanyanızın hedefine göre performansta eğer düşüklük varsa değiştirmek istiyor musunuz istemiyor musunuz bunları gösteriyor. Cihazlar tüm cihazlarda yani YouTube'un açıldığı ne kadar cihaz varsa Onlarda çıksın. Bunda bir sıkıntı yok. Sıklık sınırı bu ne aralarda gösterilsin ne yapsın ne etsin bunların ayarlandığı taraf. Buna dokunmanıza gerek yok. Reklam zaman planlamasını tüm gün yapın, yani 24 saat içerisinde yapsın. Çünkü bizim ayarladığımız 20 TL'yi, 4 TL'sini sürekli olarak 24 saat içerisinde göstersin. Şu anda kimin ne zaman nereye gireceği belli değil. Ama siz diyorsanız ki benim müşterilerim veya benim videomu gelenler belirli saatlerde giriyor. Ben biliyorum onları. O zaman ona göre bir reklam ayarlaması yapabilirsiniz. Burada reklam grubunuzu oluşturma kısmı burada herhangi bir şey gerek yok. Gene bunu kimse görmüyor. O yüzden de bu böyle kalabilir. Şimdi buraya geldiğinizde demografik yapı. Burada kadın erkek bilinmeyen olarak zaten ayırmış. Yaş kısmını ayırmış. Ebeveynlik durumunu ayırmış. Biri de hane gelirini ayırmış. Yalnız bu hane geliri Amerika için geçerli. Bizim için geçerli değil. Burada bu cinsiyet tarafına pek dokunmayın. Çünkü müşterilerinizin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Yaş olarak da X ve Y kuşağı çok fazla YouTube ve internet kullandığı için ben size önerim şu şekilde olacaktır. 45, 55, 65 bilinmeyen kısmını kaldırın. Böylelikle 18 ila 44 yaş arasında kim varsa onlara ilanınız gösterilmiş olacaktır. Hedef kitleler herhangi bir kitle ekliyorsunuz. Burada mesela gayrimenkul gayrimenkul planlama. Bunu buraya etiketledik. Burayı kapattım. Sonra teknoloji etkiledim. Bakın burada güzellik sağlık var. Alışveriş tutkunları var. Medya eğlence var. Yiyecek var. Teknoloji var. Spor fitness var. Seyahat var. Bunları buraya etiketledim. Bakın Buradaki gösterim sayım benim bir buçuk milyondan fazlaya çıktı. Ekstradan fikirler var. Burada sosyal medya meraklıları. Etiketleyin bakın ortalama 5 ila 10 milyon arasındaymış. Gösterim sayıları yalnız bunlar biraz daha düşük. E, bunu tam o şekilde görmeyin. Değerli ürünlere meraklı alışveriş tutkunları. İş dünyası profesyonel, teknoloji düşkünleri, araç ve ulaşım. Bunları buradan istediğiniz gibi Etiketleyip buradan da kaldırabiliyorsunuz. Anahtar kelime, anahtar kelime önemli çünkü anahtar kelimenin olayı şu: Google'da SEO çalışması yaparken, yani markanızın bilinirliğini artırırken çeşitli arama kelimeleri vardır. O arama kelimeleri, bakın burada aratacağınız ne varsa ee, onunla eşleşecek ve ona göre de yukarıda çıkacaktır. Buradan siz İstediğiniz kelimeler neyse, onların hepsiyle alakalı bir şeyler etkileyin. Veya etiketleyemediğiniz bir yer varsa, buraya ilgili bir web sitesi, bir web sitesi vardır. Biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur, onu etiketleyebiliyorsunuz. Veya kendi ürün veya hizmetiniz neyse, onu etiketleyin. Buradan bakalım hemen. Seyahat, teknoloji. eğlence youtube reklam sponsorlu ilan nasıl yapılır gibi kelimeleri buraya koymuş olduk. Bunların hepsi eğer ki YouTube'da burada arandığı zaman siz içeriğinizle uyuştuğunda bir denetlemeden geçecek sizin videomuz O videodan sonrasında Uygunsa oraya reklam olarak çıkıyor Konular Evet buradan gene Seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi ne var ne yoksa Alışveriş etiketledik Bilim Bilgisayar Gayrimenkul Güzellik Sağlık seyahat Spor Buradan istediğiniz gibi bakın Sayımız 65 milyona çıktı gösterim sayısı Daha sonrasında Yerleşimler Buradan çok bir şey yapmanıza gerek yok Çünkü burada hangi kanalsa Siz Bir kanal aratıldığında o kanala Ne olacağını Ve de nereye gireceğinizi bu birazcık hedeflemeyi daraltmak için geçerli Biz burada görünürlüğü arttıracağımız için bunu Hedefi daraltma gibi bir şey yapmıyoruz Şimdi maksimum görüntülenme birimi başına Maliyet Şimdi burada sizde Videonuzun Şurada görüntülendikten sonra Tıklandığında Ne kadar para ödeyeceğinizi gösteriyor Buraya geliyoruz Diyoruz ki 0. 0.01 kuruş Diyoruz Daha sonrasında şimdi burada eğer bütçeniz yüksekse siz Belki 1000 TL'lik bir bütçe ayırdınız buna. Bunu isterseniz tek görüntülenmeye 1000 TL de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sizin videonuzla alakalı bir yerde e, reklamlı bir içerik varsa bununla karşılaştığında Google AdWords bir ihaleye çıkıyor. Hanginizin videosu daha yükseğe çıkacaksa, ilk görünecekse onun için bir ihale var. Burada ihalede diyoruz ki yüz diyoruz. %100. Bakın. Bir kuruşluk değerimiz herhangi bir başka teklif aldığında 2 kuruşa çıkacak. Yani bu sizin günlük ortalamadaki 4 TL'nizde belki bazen bir reklama denk gelebilirsiniz. O reklamlarda e, denk geldiğinde 1 kuruş değil 2 kuruş olacaktır. Bu her zaman olacak olan bir şeyden bahsetmiyorum. O yüzden bunu böyle yapabilirsiniz. Başka bir reklamla geldiğinde %100 onun üstüne çıkmış olacak. Bunu 2 yaparsanız kal yani kat olarak artacak. 3 olursa 4 olursa ona göre artmış olacak. Şimdi YouTube videonuz. Buraya hangi videonuza reklam vermek istediğinizi yapıştırıyorsunuz. Bakın şuradan hemen bir tanesine kopyala. Bunu buradan kapat. Yapıştır. Evet. Bakın burada Video geldi. Video geldikten sonra diyorsunuz ki video reklam biçimi. Burası zorunlu. Burayı geçemiyorsunuz. Atlanabilir. Yayın içi reklam mı olsun? Video discovery reklamı mı olsun? Şimdi atlanabilir. Video içi, yayın içi reklam dediği şey siz bu videoyu izlerken belirli yerlerde reklamlar giriyor böyle. Şimdi burada zaten görüyorsunuz. Burada işte bir sarı çizgi oluşuyor. Burada 5 saniye daha doğrusu 5 saniye video bir de 1 saniye atlama kısmı var. Toplamda 6 saniye. O 6 saniye siz onu geçebiliyorsunuz veya geçemiyorsunuz. 5 e, saniye sonra geçecek. Bu da tamamıyla e, bu Vine tarzı videolarda işte 5 saniye içerisinde videonuzu anlatmakla alakalı e, gösterilen şeylerden bir tanesi. Biz burada Discovery kısmını yapıyoruz. Çünkü neden? Discovery kısmında siz buraya kelimeyle alakalı ne aratırsanız sizin videonuz en yukarıda çıkacaktır. Buralarda da şimdi bakın şöyle reklamlı diye bir şey çıkıyor. Bu telefondaki görünürlüğü. Bu da direkt masaüstü bilgisayarınızda, laptoplarınızda görünürlüğü. Ve daha farklı yerlerde bir de diyorsunuz ki videoda Şimdi arama tarafında da aratabilirsiniz. Burada siz başka bir videoyu izliyorsunuz. Burada başka videolar var. En üstte böyle reklam olarak da çıkabilir. Bundan hangisini istiyorsanız e, yapabilirsiniz. Ben şöyle arama reklamı olarak şey yapıyorum. Buradan küçük resim tarafını seçebilirsiniz isterseniz video tarafı isterseniz şey tarafından. Buraya diyorsunuz ki video ile alakalı bir başlık. Nasıl kolay saç uzattım. Açıklama Hızlı saç uzatma etkili çözüm. Bakın şimdi burada normalde videoda siz bütün harfleri büyük yazdığınız zaman bu olmaz diyor. Çünkü e, reklam arasının burada bakın mesela benim videomda burası komple büyük. Ama ben buraya reklam verdiğimde burayı e, küçük yazmak zorundayım. Hatta şunları da küçük yazmak zorundayım. Evet. Evet buradan da şu reklam 1 ile alakalı olan kısmı. Yapmanıza gerek yok. Yani bu böyle kalabilir. Bu sadece sizin göreceğiniz bir şey. Bakın bizim bununla bir kampanya varmış. Bir diyelim. Şimdi burada bütçenizin tamamını harcayamayabilirsiniz diyor. Ve ee, bakıyoruz hemen 0-1 kuruşlar. Tamam bütçe harcaması kullanılamaz. Bize şu anda 3 kuruş olarak veriyor. Uygula diyelim. Evet. Toplamda 96 milyon gösterim yapacak. Bu 96 milyon kişiye ulaşacak ve de görüntüleme olarak da yaklaşık 470 ila 2100 arası bir görüntülenme sağlayacak. Bunlardan da 20 bin ila pardon gösterim olarak 20 bin ila 89 bin arası olacak. Bu bunlar biraz daha az. Bu gösterimlerden yani şöyle buralarda gösteriyor. Siz buna tıklamadığınız sürece herhangi bir para ödemiyorsunuz bu arada. bunlar da işte 20 binden 470 tanesi olacak gibi gösteriyor. Ve bütçe harcaması bakın 95 olarak %95 ile %100 olarak çıkıyor. Evet buralarda bir sıkıntımız yok. Tekrardan buraya gelelim. En sona kampanyayı oluştur diyelim. Evet kampanyanız hazır diyor. Bakın burada hangi dönemde olacağını atmış. Türkiye'de olacağını atmış. Türkçe olacağını söylemiş. Ürün ve markayı dikkate alıyoruz. Ve görüntüleme başı maliyet olarak yapmışız. Bunu maksimum olarak söylediği şey ee, en son kısmına kadar kullanacağını yani 20 TL ise 20 TL'yi bitirecektir ee, Ama 20 TL 0.3 kuruş olmayacaktır O yüzden e, Güvenlice bu şeyi yapabilirsiniz Standart envanter olarak yapıyoruz kampanyaya devam ediyoruz Bakın Buraya 0.3 kuruş olarak Yapmış Bize gösteriyor Şimdi bakın bunun üzerinden kampanya beklemede diyor. Bu kampanya yaklaşık olarak 1-2 saat içerisinde gösterilecek, onaylanacak. Ondan sonra onaylandı diyecek. Ve durum beklemedeki kısım onaylandıktan sonra sizin 27 Nisan çift sıfır sıfırda başlayacak. Ve 1 Mayıs'a geldiğinde çift sıfır çift sıfıra geldiğinde 1 Mayıs bittiğinde sizin kampanyanız bitmiş olacak. Biz ne kadar vermiştik? Toplam bütçe 20 TL vermiştik. Bu 20 TL'yi tamamıyla bitirecek. Ama günde 4 TL'yi de bugün de 4 TL'yi geçmeyecek. O yüzden kolaylıkça bunu gösterebilirsiniz. Burada isterseniz bütçenizi daha da çıkartabilirsiniz. Bakın en başta ben 20 TL yazmıştım. Oradaki 20 TL'yi buradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Buradan görüntülenmeler daha herhangi bir şey başlamadığı için bir şey kontrol edemiyoruz. Grafik türünü istediğimiz gibi seçebiliyorsunuz. İsterseniz bunu geniş ekran yapıp burada kontrol edebilirsiniz. Ayarlar kısmından günlük veya haftalık olarak aylık, 3 aylık, yıllık ne kadar kampanya yaptıysanız onları görüp oradan eğer ki yanlış bir kampanya yaptıysanız yeni kampanyanızı ona göre yeniden şekillendirebilirsiniz. Eğer ki bunları raporlamak isterseniz raporlayabiliyorsunuz İndirmek isterseniz de indiriyor bilgisayarınıza ve çıktı olarak alabilirsiniz ee, Şimdilik bu kadar ee, Bunun dışında ekstradan Tekrardan herhangi bir şey eklemek isterseniz Buradan yeni kampanya oluşturup Buradan gene aynı işlemleri yaparak Başka kampanyalar girebilirsiniz Aynı videoya bile Birden fazla kampanya girilebilir Farklı kelimelerle girilebilir farklı anahtar kelimelerle girebilir. Farklı yerleşimlerle girebilir. Yani siz buna Türkiye yapmazsınız da sadece İstanbul yaparsınız. İşte sadece Ankara yaparsınız. Sadece İzmir yapabilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz. Tabii ki de buradan e, ismi değiştirmeniz gerekiyor. İsmi değiştirdikten sonra herhangi bir sıkıntı olmadan tekrardan aynı şeyleri yaparak, işlemleri yaparak e, buradan reklamınızı rahatlıkla çıkabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ben uyguladım. Daha önceki videolarımda ve deneme hesabımda bunları yaptım. Şu anda içinde bir bakiye yok. Bakiye olmadığı için de herhangi bir şey başlatmayacağım. O yüzden de ileri tarihli başlatmıştım. Umarım sizde faydalı olur. Güvenebilirsiniz. Çünkü zaten Google'ın kendi şeyleri. Ekstradan herhangi bir firmaya bir reklam için bir para vermenize gerek yok. Bunu özellikle yapabilirsiniz. Çok kolay bir yöntem. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.